Merhaba vakfımızın değerli üyeleri. Nasılsınız? Size daha önce de söylediğim üzere vakfımız bünyesinde sadece kurgu hikayeleri olmayacaktır. Gerçek, nefes alan, kanlı canlı yaratıklardan da bahsedeceğiz. Bu yaratıklar dünyanın en tehlikeli türüne ait olan yaratıklardır. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bahsedeceğimiz yaratıklar insanlar. Bu seri şu anda Türkiye'de yapılmamış olan bir seridir. Burada geçen kişiler, kurumlar ve yerler tamamen gerçektir. Hikayelerde sansür veya oynama yapacak olursam size özellikle bildireceğim. Bahsedeceğimiz insanlar büyük ama korkunç işler yapmış olan kişilerdir. Hazırsanız başlayalım. Ceset Tarlası. Mehmet Yaman 1930'da Edirne'de doğdu. Mezarlık görevlisi. Evli. Fiili livatadan sabukası var. Karısının dördüncü kocasıydı. Karısının ilk kocası intihar etmiş, üçüncü kocası baltayla öldürülmüştü. Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. 24 Mart 1963. Edirne Polis Karakolu. 83 yaşındaki Victoria Ş. karakolun az sayıdaki merdivenlerini bir akrabasının koluna sımsıkı sarılarak güçlükle çıktı. Hayatında ilk defa bir emniyet binasından içeri giriyordu. Korku dolu gözlerle kendisine gösterilen iskemleye oturdu. 34 yaşındaki oğlu Yaşoya Ş. dün geceden beri kayıptı. Polis kayıp ihbarını bizzat kendisini yapmasını istemişti. Ağzı kuruyor, tansiyonu yükseliyordu. Dün geceden beri bir gram uyku uyumamıştı. Heyecanını bastırmaya çalışarak polisin sorularını yanıtladı. Oğlum Yaşua Manav'dır. Kapatıp eve geldi. Yemek yedi. Yarım saat sonra kapı çaldı. Daha önce görmediğim ve tanımadığım küçük bir erkek çocuğu oğluma bir şeyler söyledi. Yaşua, bir işinin çıktığını, bir saat içinde döneceğini söyledi ve evden çıktı. Yaşlı kadın sürekli olarak oğlunun ve ailesinin hiçbir düşmanının olmadığını, sessiz, sakin bir hayat sürdüklerini tekrarlayıp duruyordu. Oğlu mutlaka bir kaza geçirmişti ve bulunmasını istiyordu. Victoria Şen'in ifadesinin alınması bir saat kadar sürdü. Polis, yaşlı kadından eve gitmesini ve araştırma sonlanıncaya kadar onlardan haber beklemesini istiyordu. Ertesi gün Yaşoya Şeyh'in kaybolmasının üzerinden 24 saatten fazla süre geçmişti. Gidebileceği her yere bakılmış, haber gönderilmiş, hatta aranmıştı. O tarihlerde bile 300 bin olan nüfusuyla Edirne koskoca bir kentti. Aile, çaresiz derin bir sessizlikle Yaşoya'nın dönüşünü bekliyordu ki, haftada bir gün temizliğe gelen Remziyet'e, posta kutusunda bulduğu bir mektupla çıka geldi. Mektup zarfsızdı. El yazısından, eğitimsiz biri tarafından yazıldığı anlaşılıyordu. Mektubu yazan kişi, Yaşoya'nın elinde olduğunu, karşılığında 50 bin lira istediklerini, verilmediği takdirde Yaşoya'yı öldüreceklerini söylüyordu. Aile, mektubu hemen Edirne Emniyeti'nin ilgili birimine aktardı. Ancak ne mektubun devamı geldi, ne de el yazısından bir sonucu ulaşıldı. Bir süre sonra da Manav Yaşoya'nın kayboluşu unutulup gitti. En azından polis tarafından. Bir yıl sonra. Yaşoya Şeyh'in kaybolmasından tam bir yıl sonra yeni bir aile kayıp ihbarında bulunuyordu. 44 yaşındaki Hacer Şeyh için. Hacer Şeyh evliydi ve 3 çocuğu vardı. Mazbut bir hayat sürüyordu. Düşmanı ya da kavgalı olduğu kimsesi yoktu. Ailesine göre birdenbire ortadan kaybolmuştu. Edirne polisi gerekli bilgileri ve kadının fotoğrafını alıp Hacer Şeyh'in ailesini evine yolladı. Gerekli tahkikatlar yapılacaktı. Kimsenin aklına bir yıl önce Yaşoya'nın aynı şekilde kaybolduğu gelmiyordu. Hacer'in kayboluşunun üzerinden bir ay geçmişti ki bu kez de devlet su işlerinde işçi olarak çalışan Adem D'nin yakınları kayıp başvurusu yaptı. Akrabaları, adamın işten sonra eve geldiğini, bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığını
ve bir daha dönmediğini söylüyordu. 1 Mayıs 1964. 8 yaşındaki Mustafa kapıyı defalarca yumrukladı. Zile boyu yetişmediği için kapıya vurmaktan başka çaresi yoktu. Yorulmuştu. Geri dönmeyi düşünüyordu ki annesinin komşusu Nazmi Eşe kapıyı açtı. Kadın da telaşlanmıştı. Çocuk evlerine yeni mutfak eşyası geldiğini, almak istiyorsa annesinin hemen gelmesi gerektiğini söylüyordu. "Tamam, hemen geliyorum," dedi Nazmiye. Alelacele üstüne bir şeyler aldı. Kapıyı çekti. Hızlı adımlarla iki ev ilerideki komşusuna yollandı. Bahçe kapısı açıktı. Komşusunun kocası yine bahçeyle uğraşıyor olmalıydı. Çapalanmış toprağa basmamaya çalışarak evin kapısına geldi. Seslendi. Evin kapısı aralıktı. İçeri girdi. Kimse yoktu. Tekrar seslendi. Mehmet Yaman dış kapının arkasına gizlenmişti. Nazmi Eşeğ'in kapıyı iterek içeri girmesini bekledi. Biraz daha geri çekildi ve kadın evin kapısını kapattığı anda eliyle kavradığı taşı kadının kafasına hızla vurdu. Nazmi Eşeğ yere yığıldığında baygındı. Üstüne çullandı. Elleriyle boğazını sıkıyor, kadının ölmesini bekliyor. Sıktı, sıktı. Ömer T. rahatsızlandığı için işten erken çıkmış, mesaiye kalmamıştı. Bir an evvel eve gidip dinlenmek istiyordu. Hava kararmak üzereydi. Komşusu Mehmet Yaman'ın bahçe kapısının açık olduğunu gördü. Kapının açık unutulduğunu, selam vermeden kapatıp gideceğini düşündü. Yaklaştı. Tam kapıya uzanıyordu ki bahçeden gelen sesleri duydu. İçeri girdi. Alacakaranlıkta önce kürekle toprak atan Mehmet Yaman'ı, sonra da yarısı toprakla örtülü kadının bacaklarını gördü. Komşusu gördüğü manzara karşısında dehşete kapılmış, önce ne yapacağını bilememiş, sonra nefes nefese koşarak karakola atmıştı kendini. Polisler bahçeden içeri girdiğinde Mehmet Yaman kurbanın mezarını henüz kapatmıştı. Kaçmadı. Tutuklanmaya itiraz da etmedi. Edirne Emniyet Müdürlüğü. Mehmet Yaman'ın Edirne cinayet konusundaki sorgusu saatlerdir devam ediyordu. Sakindi. Su istiyor, konuşurken gülümsüyor ve komşusu Nazime Şeyh'i neden öldürdüğüne dair şu bilgileri veriyordu. Zehra ile 5 yıldır evliyiz. Karım ve Nazmiye yakın arkadaştı. İçtikleri su ayrı gitmiyordu. Bir süredir karımın başka erkeklerle görüştüğünü anladım. Bunun sebebi Nazmiye'ydi. Karımı yoldan o çıkardı. Biliyorum. Onun benden önceki evliliğinden olan Mustafa'yı Nazmiye'ye yolladım. Ona dedim ki, git ona söyle. Annemin satılacak mutfak eşyaları varmış. Gelip baksın. Mehmet Yaman, polisteki ifadesine göre Nazmi Eşe'ye kapıdan girince başına taşla vurarak bayıltmış, sonra boğarak öldürmüş. Daha sonra da el ve ayağını bağlamıştı. Cinayetten önce hazırlık yapmış, evinin bahçesine çukur kazmış, gömerken de yakalanmıştı. İlk bakışta Yaman'ın anlattığı hikaye bununla sınırlı kalabilirdi, eğer konuşmaya devam etmeseydi. Bahçeyi kazmaya devam edin. Daha çok ceset bulursunuz. Öyle de oldu. Takip eden 2 gün boyunca Mehmet Yaman'ın bahçesinde kazılar yapıldı. Bahçe ceset tarlası gibiydi. 1,5 yıldır kayıp olan Hacer Ş., Adem'de ve kimliği belirlenemeyen bir erkeğin cesedi bulundu. Mehmet Yaman cesetler çıktıkça cinayetleri itiraf ediyordu. Kimliği belirsiz olan erkek cesedi ise askerden döndükten sonra birden ortadan kaybolan Mehmet T.'ye ait. Gömerken yakalandığı Nazmi Eşe gibi bu kurbanını da ellerini ve ayaklarını birbirine bağlamış, beşer metli arayla gömmüş. Üzerine de sebze ve mısır ekmişti. Ancak polis yaşıyor eşeğinin cesedini bir türlü bulamıyordu. Mehmet Yaman yer gösterme için kendi bahçesine getirildi. Kazılan çukura baktı ve "Onu Adem Ağa'nın yanına gömmüşüm. Eminim bir buçuk metre daha kazın," dedi. Peki kimdi Mehmet Yaman? 1930 doğumluydu. Babası,
mezarlıklarda gömüden sorumluydu. O da baba besneğini seçmişti. Ergenlik yaşlarında kavga ve soygunlara karışmış, 20'li yaşlarında da saldırı ve fiili livata suçundan hüküm giymişti. Kısa süre hapis yatmış, 1950'deki haftan yararlanarak cezaevinden çıkmıştı. Babasıyla yaşayan Mehmet Yaman, cezaevinden çıktıktan sonra Zehra ile tanışmış, kadının daha önce 3 evlilik yapmasını aldırmamıştı. Zehra'nın önceki eşlerinin ölümü de ilginçti. İlk eşi kendini asarak intihar etmiş, üçüncüsü ise bilinmeyen biri tarafından baltayla öldürülmüştü. Cinayet aydınlatılamamıştı. Mehmet Yaman, eşinin oğlunla sahiplenmişti. Üvey oğlunu kurbanları çağırmada kullandı. Mehmet'in sorgusu ilerledikçe polis yeni bilgiler ala göre son iki cinayete karısı Zehra ile arkadaşı İbrahim de yardım etmişti. Mehmet Yaman, İbrahim'in Yaşoya Şeyh'in yanında çalıştığını, mallarına ve eşine el koymak için cinayeti birlikte planladıklarını öne sürüyordu. Hatta fidye mektubunu Yaşoya'nın ailesine İbrahim'in karısı Remziye'nin götürdüğünü de söyledi. Remziye, Yaşoya'nın ailesinin evine temizliğe gidiyordu. Mehmet Yaman ve eşi Zehra'nın yargılanması, Edirne Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 ay sürdü. Mehmet Yaman, duruşmalarda polisteki ifadesinin aksine bütün suçlamaları reddetti. Karısının kendisinin dışında 8 kişiyle daha karı koca hayatı yaşadığını iddia etti. Ona göre bütün cinayetler karısı ve arkadaşı İbrahim tarafından para ve ziynet eşyalarını çalmak amacıyla işlenmişti. Yaman son duruşmasında hakime, "İnsan kanına susamış vampirler, demir perde arkasındaki sırları gizlemeye muvaffak olmuşlardır," dedi. Oysa Mehmet Yaman yakalanmasa karısını da öldüreceğini, mahkeme salonunda defalarca haykırmıştı. Yargılama sürecinde Mehmet Yaman'ın cinayetlere başlamadan önce biri kadın iki komşusunu daha boğarak öldürmeye teşebbüs ettiği, ancak kurbanlarının elinden kaçınca da şaka yapıyorum dediği ortaya çıktı. 30 Mayıs 1965. İbrahim ve Remziyet'e gözaltına alındılar. Ancak cinayetlere karıştıklarına dair bir ipucu bulunamadı. Zehra Yaman ise sonradan inkar etse de ilk duruşmalarda Hatice Şeh ve Ahmetlerin öldürülmesinde kocasına yardım ettiğini itiraf etti. Mehmet Yaman 5 kez, karısı Zehra Yaman ise 2 kez idam cezasına çarptırıldı. Eylül 1978'de Mehmet Yaman, ondan kısa bir süre önce de karısı Zehra Yaman tahliye oldu. Mehmet Yaman cezaevinden çıkınca bir gazeteye verdiği röportajda şunları söyledi. "Ben 14 yıl önce öldüm ve şimdi yeniden doğmaya çarptırıldım. Sehpanın dibinden döndüm. İnsanların arasına yeniden katılmak beni şaşırttı. Önce adımlarımı şaşırdım. Korku duydum. Sonra anladım ki ben de bir insanım ve insanları seviyorum. Beni de aranızda alın." Mehmet Yaman o günden beri aramızdadır. Herhangi bir başka suç kaydı veya ölüm bilgisi bulunmamaktadır. Evet vakfımızın değerli üyeleri, bu seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Doktor E.R. Sand.